Cevizli köfte güzeldi. Acısı çok fazlaydı ama beğendim. Güzeldi yani. Ali Nazi'yi beğenmedim. Yani benim damak tadıma uymadı. Belki evet damak tadıma uymadı demek çok doğru bir hitap değil. Ama beğenmedim. Yani bir yakışmadı arasıca. Pideri porsiyonlaman güzel. Tek tek herkese yapmışsın. Şekli şemali de eyvallah ama hamurunda sıkıntı vardı. Yani biraz kalın kaçmış. Biraz. Ona ben de dikkat ettim sert, ama böyle yenmeyecek kadar, böyle ağır eleştiriler alacak kadar da kötü olduğunu zannetmiyorum. Tamamen bir tane boş eleştirme bana söyler yorum, misiniz? Yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Hiçbir yani. Boş yorum yapmadım. Nasıl hakkını boş yorum da verdim. Tahtadan ben size puan pidenin, verdim. Pidenin nesine hakkını verdiniz yani? Söyler misiniz? Bakın, porsiyonlama pide yenmeyecek iyi. Kadar kötü müydü? Ama bir şey söyleyeceğim. Yani yok aç, dürüm kal, aldım, dürüm aldım, dürüm yedim yersin. Diyecek kadar kötü bir pide kötüydü. Değildi yani. Kötü vallahi değildi. Vallahi kötüydü. O kadar kötü değildi. Beyefendi, pidenin biraz kalın olduğunu ben de kabul ediyorum. Olabilir, olabilir yani. Kalın oldu diye değildi, yenmeyecek mi? Lezzeti nasıldı? Değildi, ince değildi, içindeki harcı. Çıtır oldu mu da bu sefer diyecektin ki çok ince olmuş, çok çıtır olmuş. Sizi nasıl memnun edeceğiz? Çıtır. Hakan Bey onu söyleyin. Çıtır nasıl ve ince edeceğiz? Bir pide ve iç harcının doğru tamam, orantılı bir şekilde. Tamam, Özlem Hanım da diyecek ki misal veriyorum yani. Diyecek ben yumuşak olmasını bana istiyorum. Bana ne ben Özlem hakkını, herkese Özlem hakkını karşı, mı savunacağım? Herkese karşı ayrı bir pide yapamam ben. Bir siz de bir yapılma stili vardı tamam mı? Aa, o şekilde yaparsın. Çok nankörsünüz. Vallahi nankör olan sizsiniz. Ben sizin nankör için, olan hayır. Sizsiniz. Ben, bir dinleyelim. Ben Enes Bey için burada geldim. Kendisi burada yokken bile ben masada Enes Bey'i savundum. Sizin hatta beni savunmaya benim ihtiyacım yok beyefendi. Tamam mı? Beni savunmaya ihtiyacınız yok tamam mı? Ben misafirperverlik yapıyorum tamam mı? Kime ne cevap verilmesi gerektiğini ben bilirim tamam mı? Ben söylerim. Söyleseydiniz. Size hiç cevap verme nedenini. Siz benim avukatım değilsiniz tamam mı? Bence dün cevap vermeyi siz benim avukatım değilsiniz. Yani hiç o işlere, o kanala girmeyin yani tamam mı? Ya sizi tanımam ne avukatınız olacağım zaten. O kanala girmeyin. Yok ben Enes'i savunuyorum da siz kim? Yani kimsiniz ki beni savunuyorsunuz? Bakın genelliyorsunuz. Ben kendimi savunamayacak bir insan mıyım ki sen beni savunduğunu? Dün öyleydi. Sakin olun ya şu hızdan verseniz Enes Bey misafirperverlik yapıyorum ama siz anlamamışsınız yani ne bunu. Ne misafirperverlik Allah aşkına anlamamışsınız bunu ben buyurun size. Buyurun Enes Bey kararsınız aldım. Çok teşekkür ederim. Yalnız hanımefendi ikinci kase buz ekstraya giriyor artık hadi ilk kaseyi verdik de ikinci kase kaydı siz de kıtır gitti. Kıtır konuşacağınız yerde konuşmuyorsunuz. Kaydı gitti. Birlikte konuştuğunuz için konuşmalarınızın siz ne kadar kaydı siz gelmiyor ki ikinizden. Evet. Enes Bey ve Ebru Hanım çar çar buraya. Ya şu an masada en az konuşan benim benden fırsat gelmediğini bildiriyor. En çok senin sesin çıkıyor. Çok volümlü konuşuyorsunuz. Birazcık daha sakin lütfen. Hiç gerek yok. Bastıramıyoruz ki sizi Hakan Bey. Bastıramıyoruz ya. Bize toplumumuzu kameranın bir yarısıdır. Keşke Hakan Bey gibi tane tane konuşsanız da anlatabilirsiniz. Almışsınız elinize bir tefi çalıp çalıp duruyorsunuz. Vermeyin tefi de çalmayayım o zaman. Susun da bize de sıra gelsin yani, o zaman ki biz de yüksek sesle konuşmayalım. Yüksek sesle konuşmak haklı olduğunuzu göstermez. Daha çok haksız olduğunuzu göstermez. Yani peki o yüzden... Özlem sen bir şey diyordun gene yarım kaldı tabii. Bence dünkü sessizliğiniz diyordun. Dünkü sessizliği tamamen puanlara yansıyacağını herhalde. Korktuğu için oynadı yani. Şu anda da gerçek yüzünü görüyoruz. Hiç alakası yok. Evet. Hiç alakası yok keşke Özlem size 5 puan vermeseydim. Vallahi yok, keşke vermeseydim. Keşke öyle bu işler olsaydı. Bakın yemin ediyorum dün gece... kafamı yastığa koydum. Dedim ki ben çünkü Enes Bey'e 4 ve 5 arasında çok gidip geldim. Sonrasında tam puanı verirken dedim ki Hakan akşamleyin rahat uyu. O yüzden gerçekten dedim değerlendirdiğin şeyleri iyi düşün ona göre puan tamam, ver şimdi dedim. O zaman ne konuşuyorsunuz şu anda? Nasıl? Şu an ne konuş? Tamam rahat size mısınız işte 5'i vermişsiniz rahat mısınız? Aksine bir şey şimdi ne söylüyorsunuz yani? Bir şey söyleyeceğim. Şu tarafın gerçekten bence algıda problemi var. Aynen öyle. Sizin algılıyorum kesinlikle. İnanılmaz bir şey. Var, tamam ne söylüyorsunuz stop. Ne şey yapıyorsunuz? Sizin stop. Stop. Hanımefendi stop. Anaokulunda mısınız Allah ana aşkına okulunda, ya? Anaokulunda mı? Evet. Stop. E çünkü demek ki siz anaokulu çocukları bakın. Gibisiniz ki sizi susturmaya çalışıyorum. Hayır hanımefendi çalışıyorum. Bu bir monolog oluyor. Diyalog olması için iki aynen. Kişinin konuşması lazım. Ben iletişim mezunuyum. Öyle mi? Hani ama teorik olarak da pratik olarak da. Hiç iletişim kuramıyorsunuz. Nasıl kuramıyorsunuz? Kaç kere sınıf tekrar yaptınız onu söyleyin. Kaç kere sınıf tekrar yaptınız? Zuhal Hanım bu masada en iyi iletişimi siz Hakan Bey ve ben Özlem Hanım da herhalde Hakan Bey'in avukatlığını yapıyor. Ben alkışlayayım sizi yani. Doğruya çok güzel avukatlık yapıyorsunuz. Ben tanımam etmem dışarıda. Bence saflar ayrıldı. Hadi hazır olalım bakalım. Ay içeride gerçekten sesler yükseldi. Bilmiyorum. Geriliyorum, hızlanıyorum. Bence biraz daha yüksek sesle konuşsunlar. Bana da hız lazım zaten. Yemek eşliğinde kavga ediyorlar. Güzel.
Daha ikinci günden belli oldu. Ben kimseyi tanımam etmem. Kimin aynen ne avukatı öyle olurum, ne savunurum. Doğru Hanım, ben kimsenin safında değilim. Bir, şey. Bir haksızlık savunma var derken, burada. Kendimi senin de ve tabağımı savunmak şimdi, zorundayım. O da bir yarışmacı olarak ve de yarışacak bir yarışmacı olarak dünkü sana yapılan eleştirinin haksız olan taraflarını kendince hayır bence haksızlık ediyorsun savunmadan kastı o tabii ki kimse kimseye ihtiyacı yok. Çok da söylemiyorum. Yarın bir gün ona da aynı şekilde eleştiriler gelecek. O da senden öyle bekler. Yani bütün yarışmacı aslında herkesin hem puanlamadığı hem de yorumlarda hakkını savunmadığı yeri gelirse hesabını da sormalı. Çünkü doğru bulmadığınız bir şeyin arkasında aynen durun. O ayrı bir şey. Ama dün mesela bir yemeğine bir şey dediler. Hakan da dedi ki yo öyle değil haklı dedi. Onu öyle evet, yapılabilir dedi. Evet ana yemek diye iki saat burada Ebru Hanım konuştu. Mesela. Ben burada dedim ki hayır bu bir başlangıçtır. Çorbadır. Evet. Literatürde böyledir, evet, şöyledir. Sizin orada sesiniz çıkmadı dediğim şey yoğundunuz. Belki konuşamadınız ya da misafirperverlikten. Ben bunlara bir şey diyemem. Ama gelip de siz şu anda gerçekten kindar davranıyorsunuz. Hayır. Şimdi bakın Meral Hanım dün nasıl oradan bize cevap vermiyorsa oradan buraya doğru bağırmak yani bir cevap vermek masaya ben doğru bulmadım. Masaya geldiğim zaman ben zaten anlatamıyor muyum? Masama geldiğim zaman zaten oturduğum zaman bunun bamya çorbası olduğunu, çorba olduğunu belirttim. Tamam, sizin Hakan burada hayır burada yap, sen yaptığı, yokken burada o da savundu tamam, işte. Tamam yaptığı burada şu an söylemeye çalıştı. Yani ben sizi savunuyorum. Siz benim üstüme geliyorsunuz demek istiyor. Sanki ben kendimi savunamıyorum. İşte bak, yani bu benim üstüme fazla gelme. Enes Bey yani bir sakin ben sizi olun savunuyorum. Siz benim üstüme geliyorsunuz. Hayır. Neden böyle yapıyorsunuz? Ya ben seni niye savunayım? Allah Allah. İşte az önce dediniz ya savunuyorum diye. Şöyle bir durum az önce var demediniz mi? Beyefendi savundum diye. Şu anlamda söylüyorum. Bu bir hangi niyet okumaktır. Savundum dediğiniz ben sizi burada gelmişim, görmüşüm. Evet. Bazı yerlerde kendime uygun olan şeylerde ve haksız bulduğum şeyleri dile getirdim. Bunu genelleyerek savunma olarak söylemiş olabilirim. O şekilde anlamış olabilirsiniz. Ama bu bir niyet okumaktır. Biliyor musunuz niyet okumunu? Vallahi niyetim ben sizin niyetinizi çok iyi anladım. Vallahi kindar. Şeyden çekerdik niyet. Gibi onun gibi. Yani hiç lütfen hiç gereksiz tartışmaya falan girmeyin. Volümünüzü Allah aşkına birazcık düşürün. Benim başınızı ağrıtmak düşük zorunda değilsiniz. Volümüm gayet düşük. Nasıl düşüyor? Sizin aldığınızda Enes sıkıntı bir şey var. Sorabilir miyim? Buyurun. Bütün soruları sorabilirsiniz. 8 puan verseydin bana karşı tavrınız nasıl olacaktı? Aa, sen hakkını vermiş olurdun. Çifte telli oynardın burada. Hakkını vermiş olurdun. Haksızlık etmiş olurdun. Haksızlık ettiniz. Evet. Oynardı. Haksızlık ettiniz. Zaten 5 puan vermekle olsaydı de haksızlık ettim de ya, neyse. O sizin görüşünüz. O sizin görüşünüz. 5 bence şeydi. Yani işte idealiydi. Çünkü tatlının jölesi gerçekten Hakan güzeldi. Hakan Bey 5 diyorsa ana yemeğinde, idealdi. Ana herkes ona herkes onun dediğini yapmak zorunda. 5 diyorsa 5'tir. Yani kimse 6, 4 veya 7 veremezdi. Masanın hakkı 5'ti. Hakan Bey ona karar verdi. Hiç kimse 5'in üstüne çıkamaz. 5'in altına inemez değil mi şimdi, Hakan Bey? Yok çıktılar altına. Bunları insanlara söylüyorsunuz yani. Ben vallahi ağzımı açsam yaranamayacağım. Sen konuştuğun kadar. Şimdi tamam, o dudaklar orijinal mi? Dudaklarım mı? Hayır, dudaklarımda dolgu var. Az önce demediniz özlem, mi? Ben dolgu estetik değil mi? Sen dolgu ya. Dolgu estetik şeyde az girmiyor. Az önce demediniz kalıcı bir şey değil çünkü. Özlem Hanımcığım, benim vücudumda, bak, yüzümde estetik yok. Vücudumda demedim, yüzümde yok. Dolgu zaten kalıcı bir estetik değil. Neden bu geçici bir şey? Hayır, sayılmıyor mu? Sayılmaz. Çok güldüm içimden hatta sesli kahkaha attım. Masada da zaten onun bir şaşkınlığını yaşadı. Ya o zaten normal bir dudak değil ki. Yani dudağının üst tarafı burnuna gelmiş. Ona zaten normal dudak demiş olması. Yani çok büyük bir eleştiri alır ekran karşısında da. Dolguyu nerede yaptırdınız? Marka neden, mı versin? Neden burada soruyorsunuz bunu? Yani estetik değil dediniz ya. Estetik değil, değil dolgu. Estetik kavramına girmiyor. Sen nerede yaptın? Neden? Nerede yaptın? Ya da dolguya neden ihtiyaç duydunuz? Dur bir saniye önce şuraya bu bir benim der vücudum. Bu benim tercih, bedenim. Tabii. Sizi ilgilendirmiyor. Tabii, size cevap ayrı vermek zorunda da değilim. Gerçekten peki, o yüzden susun. Askılarına ne diyeceksiniz? Askı yok bende. Zuhal Hanım. Askı var. Sinirleniyorum. Askı falan yok. Bu benim kendi yüzüm. Bu benim. Yok. Yedek kıyafetinizi falan. Yok diyorum. Yok. Yok. Zuhal Hanım yüzümde askı olur. Ben genç bir kadınım. Sizin gibi yaşlı olmak için normal değil. Ben yaşlı değilim. En azından kendimden barışım. Suratıma bu kadar boyun kadarına yapıp da gel. O lensleri çıkar. Herkes yaşlanacak. Kirpiklerini çıkar. Kalktım. Takma kirpiklerinden gözlerini gelmeye getir. Ben yarın buraya kirpiksiz ve makyajsız geleceğim, sen de göreceksin. Helal be, yürü be. Doğal güzellikle gözüne. Gel Allah aşkına, yarın kendi gününde gelmesin. Daha çok aşık olacaksın bana. Ben sana niye aşık olayım ki? Ay yavrum benim ya. Yürü, kim tutar seni?
Ya artık o kadar hani estetik değil demesinden kastı. Estetik müdahale sayılır da şöyle. Cerrahi bir müdahale olmadığı aynen için. Ve de artık hani gündelik fön çektirir gibi, manikür pedikür yaptırır gibi dolgular falan. Kimde yok ki? Ben sadece başka bir şey söyleyeceğim. Bunu şey yapmayalım yani hani şimdi çok yaş ortalaması çok aşağılara indi ya bu estetik evet ya da işte ufak tefek dokunuşlara falan. Onu bir ayırt etmek lazım. Ben her zaman bu konu açıldığı zaman böyle hani böyle topluma mesaj gibi anlaşılmasın ama ya da anlaşılsın. Şimdi genç kızlarımız 15-16 yaşlarındaki kızlarımız anneleri elinden tutup götürüyorlar. Orasına dolgu, burasına kolajen. Yanlış. Bunu ben doğru bulmuyorum. Tabii ki sen evli barklı kadınsın. Özgür iradenle sen kendini, kendi bedenin dediği gibi istediğini yaptırıyorsun ama ne olursunuz genç kızlarımıza bunu empoze etmeye çalışmayalım. Bu zararsız bir şeymiş ya da efendim ne var çok doğal bir şeymiş gibi algılamasın kimse. Bu yine bir müdahaledir vücudunuza. İhtiyacı olan yaptırır ama ne olur özellikle o genç kızlarımız buna çok özenmesinler. Herkesin dudakları öyle şey olacak, herkesin burnu okka olacak, herkesin saçı şöyle başı böyle olacak diye bir kaide yok. Doğallık her şeyden daha önemli, daha güzel bir şey. Ama şimdi bizim çağımızda, bu dünyada artık çok alelade sıradan bir şey oldu. Ben 37 yaşındayım. Yaklaşık mesela 2 senedir yaptırıyorum tabii zaten. Tabii canım olabilir. Ve yüzünde askı var diyor. Ben bunu askı var, insanlara şey beni böyle analiz etmesini istemiyorum. Benim yüzümde askı yok yukarıda. Yok bu benim doğuştan mı? Yukarıda bak karşının tepede. Yok yok. Kaşların tepede. Ya ben neyse, senin göz bebeklerini göremiyorum. Karşındasın ama senin göz bebeklerini göremiyorum. Sana ne de? Sana ne? Evet sana ne? O zaman sana ne? Sana ne? Ben yarın buraya makyajsız geldiğimde beni neyle eleştireceksin? Çok merak ediyorum. Yarın da artık bakacağız. Beni...